Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Nasılsın Demetciğim? Görüşmedik. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Gerçekten iyiyim ben de. Zor bir hafta geçirdik. Evet. Bayağı zor bir hafta geçirdik. Evet, bu yıl şimdi bizim bu Okült Akademi'nin Yeni dönem başlıyor. yeni dönemimiz başlıyor. Senin 9 Ekim, benim 10 Ekim, değil mi? Sen Evet. Salı, ben Evet. Çarşamba. Astroloji, ileri astroloji eğitimi ve temel astroloji eğitimi derslerimiz olacak. Demetciğim, neler anlatacağız? Neler öğrenebilir insanlar? Astrolojiyi öğrenerek. Senin çok güzel yazıların var. O haberdesin.com'da broker olarak Evet, çok iyi bir brokerdir. teşekkürler. Demet, anlatsana bakalım. Sen de eski bir öğrenciydin, artık profesyonel oldun. Astroloji öğrenerek, yani bunun bize ne faydası var? İlk başta kendimizi tanıyoruz astrolojiyi öğrenerek. Kendimize dışarıdan daha objektif bakabiliyoruz. Etrafımızdaki insanlar hakkında daha net bilgiler olabiliyor ve onlara karşı anlayışlı davranabiliyoruz. Onları tanıyabiliyoruz. Yaşadığımız olaylara anlam verebiliyoruz. Eksikleri görebiliyoruz. Evet, Yani evet. çünkü astrolojide karakteri tanıdığımız için karakter kaderdir. O karakterin içinde var olan iç dünyasındaki dengeleri görebiliyoruz. O dengeleri gördüğümüz takdirde karşımızdaki insanın ana yaşam gücünü görebiliyoruz. O Evet. ana yaşam gücünü gördüğünüz takdirde kendi yaşam gücünüzü de gördüğünüze göre karşınıza çıkan olaylara neden bu benim başıma sürekli Evet. geliyor? Evet. Şimdi bazen zaten böyle eş zamanlılıklar vardır. Astrolojinin her yönünde bildiğimiz gibi bu eş zamanlıklar neden benim başıma geliyor? Neden 2 yılda bir düşüyorum, bacağım sakatlanıyor? Veya neden bu hastalık benim başıma geldi? Veya ben neden talihsizim? Veya işte sürekli aynı tip duygusal ilişkilerde sıkıntılar yaşıyorum Evet. şeklinde bazı Evet. sorgularımız vardır. Evet. Aslında burada bilincimizin bilinçaltı ile beraber bilinç dışına mesajında bir yerlerde bir hata vardır. Buradan kaynaklanır. İşte astrolojiyi kullanarak aslında o bilinç dışı mesajın ne olduğunu çok daha rahat anlayabilirsiniz. O zaman bunu anladığınız zaman da karşınıza gelebilecek olay ve kavramlara karşı çözümlerde bulabilirsiniz. Bu yılki eğitim programımızda başlangıç astrolojisinde öğretmeniniz Demet Evet. Baltacı, ileri astroloji ve karma tabanlı astrolojide Oğuzhan Ceyhan olarak taban bir eğitim programı hazırladık arkadaşlar. Okült Akademi için, yani bizim ana öğrenci grubumuz için, ama dışarıdan da gelmek isteyen, katılmak isteyen olursa doğum günü ve doğum saatimizi bize bildirerek uygun olup olmadığınızı, çünkü bir de bu uygun mu kişilik? Evet. Astrolojiyi öğrenmeye uygun mu, değil mi? Daha henüz nüvesi buna hazır mı? Ona bir bakarım. Olmazsa herkesi dersimize bekliyoruz diyorum ben. Ben de Demet'le diyorum. beraber valla temel astrolojiyi çok iyi öğreneceğiz. Benle beraber daha ilerletilmiş bir astroloji öğreneceğiz. Daha karma tabanlı, psikolojik tabanlı yapıları öğreneceğiz. Ve astrolojinin derinliklerine gireceğiz. Bir de ben Demet şey diyorum ya. Senle beraber biz 2-3 tane böyle küçük seminerler düzenleyelim diyorum. İkimiz Olur. beraber. Bu da Düzenleyelim. herkes için astroloji dediğimiz bir şey olsun. Olur. Mesela ben diyorum ki orada işte dolunay nedir, yeni ay nedir, bunları anlatırım. Sokakta astrolojiyi bilmeyen insanlar için. Mesela yönetmenimiz bilmiyor astrolojiyi. Ama astrolojiden onun da faydalanabilmesi için herkes için astroloji. Yani Evet. çok matematiğine girmeden Evet. bir yeni ay nedir, dolunay nedir, Merkür retrosu nedir? İşte bugün Mars Satürn karşıtı var, aman dikkat, kazaya dikkat dediğimizde ne anlama gelir? Ben de bir de böyle herkes için astroloji denilen bir basit program hazırlamayı düşünüyorum. Ne dersin? Var mısın? Süper olur. Olur, yaparız. Süper. Hepiniz bekleniyorsunuz. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere, hoşça Bay kalın. bay.